Merhabalar, Gündem 12 programından e, hepinize iyi günler. Ben Alper Tulun, sevgili hocam Barış ile beraberiz. Profesör Doktor Barış ile beraberiz. Gündemi değerlendireceğiz. Gündem 12 programında. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler Alper. İyi yayınlar. İlk olarak e, herkesin konuştuğu, bu hafta boyunca herkesi meşgul eden konuyla başlayalım. Reis'inin e, helikopter kazası. Öncelikle bir genel değerlendirme rica edeceğim sizden. İran ve İran'ın politik durumu ile ilgili. Bir kere İran devlet kapasitesinin, siyasi, iktisadi, askeri güç unsurlarının çok ötesinde bir bölgesel nüfuz iddiası taşıyan bir aktör. Kendi güvenliğini kendi sınırında değil sınırlarının çok ötesinde almaya çalışan bir devlet. Suriye'de çok etkili. Irak'ta çok etkili. Yemen'de çok etkili. Filistin'de Hamas üzerinde etkisi yüksek. Lübnan'da Hizbullah üzerinde etkisi çok çok yüksek. O bağlamda İran'a baktığımızda buna Şii Hilali diyenler vardır. Buna Direniş Ekseni diyenler vardır. Hep yakın çevresinde önemli devletler ve önemli devlet dışı aktörler üzerinde etkisi olan bir devlet. Fakat baktığımızda ekonomisi parlak mı? O kadar da parlak değil. Ambargolardan dolayı. Ambargolar, iktisadi yaptırımlarla 1979 İran İslam devriminden beri hı hı. fazlasıyla hırpalanan bir devlet. Ama arkasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin arkasında Rusya Federasyonu'nun olduğunu da biliyoruz. Bölgesel rekabet içinde olduğu devletler var. En başta kim? İsrail zaten hı hı. varlığını tanımaz. İslam aleminde kim var? İranlı arası iyi olmayan yakın zamana kadar Suudi Suyu Arabistan değilmiş. var idi. Ama Suudi Arabistan İran normalleşmesini de Çin Halk Cumhuriyeti kotardı. Peki hocam Çin ve Rusya'nın e, arkasında olması bu olayda e, Çin ve Rusya ne kadar arkasındaydı? Biz çok şey tartışın diyor gündemde okuyoruz hep beraber görüyoruz. Helikopterin durumu, helikopterin hı hı. Amerikan menşeli olması, yedek parçaların alınamaması hı hı. vesaire gibi şeyler. Şimdi Çin ve Amerika tamamen arkasında mı yoksa bir boşluk mu var orada? Yani gerçekten bir balon mu? Ama çok şimdi, da tarihi bir millet. Elbette şimdi devlet geleneği, diplomatik kadrolarının tecrübesi deneyimi Yüksek olan bir devletten, kültürüyle, medeniyet ve güçlü olan bir devletten bahsediyoruz. Ama ister kaza deyin, ister suikast, Hı -hı. saldırı, sabotaj ki ben kaza demeyenlerden, evet, sabotaj diyenlerdenim. Ben her iki şıkta da hangisini daha yüksek ihtimal görürseniz görün, moda deyimle İran'ın karizması hayli çizildi. Çizildi. Neden? E, sabahtan akşama kadar ABD'nin aleyhinde atıp tutan bir devletsiniz ama ülkenin cumhurbaşkanını ...ABD meşeili bir helikopterle taşıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar İHA'larınızla, SİHA'larınızla nükleer faaliyetlerinizle övünüyorsunuz. Ama ABD meşeili olan helikopter 1979'da envantere 79 girmiş. Tamam, Ve tabii. bir de kalkıp açıklama yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ambargodan dolayı yedek, yedek parça alalım. sıkıntısı vardı. İşte biz onu modernize edemedik. Tamirde, tadilde, bakımda... Biraz geri kaldık. Yani sadece bu açıklamalar bile çok talihsiz açıklamalar. Artı E Türk İHA'sı Akıncı buldu. Evet. Artı ABD'nin resmi açıklaması. Henüz İran tarafından red ya da teyit gelmedi. ABD resmi açıklamada dedi ki bu olaydan sonra İran bize başvurdu. Arama yardım kurtarmada istedim. yardım talep etti ama biz orada lojistiğimiz yoktur diye yardım talebini Reddetti. Bu pek inandırıcı gelmiyor ama ne olursa olsun yine de İran'ın Amerika'dan yardım istemesi Tabii. değişik olmuş. Peki hocam yani şey e, kaza olduğu zaman akıncı gidiyor ondan sonra akıncı buluyor ama şu an İran mesela farklı görünen bir Hı -hı. E, açıklama e, bayrak durumu o teşekkür ettiği Hı -hı. ülkeler İran ondan sonra geri çekti yani e, Türkiye tanımaz Türkiye'yi tanımaz oldu bir Hı -hı. şekilde. Şimdi İran'ın tayine baktığımızda bizim en eski sınırımız bizim Türkiye İran olarak Kasrı şiirin değişmez o gün bugün. Hatta bir iki çok ufak minik sınır tadilatı dediğimiz olay olmuştur ki o sınır tadilatı da bizim lehimize olmuştur. Hı. Şimdi bu bir ama iki devlet de iki devlet de ar aralarında tarihsel rekabet, siyasal rekabet, kültürel rekabet, politik, jeopolitik, stratejik rekabet, maalesef mezhepsel rekabet olan iki devlette de, İpi ne kadar germeleri gerektiğini de iyi bilirler. İpi nerede yumuşatmaları gerektiğini, nerede esneklik göstermeleri gerektiğini de çok iyi bilirler. İran'ın o bağlamda Türkiye'ye karşı çok iyi niyetli adımlar atmadığını biliriz tarihten de, güncelden de. Şimdi baktık o fotoğrafta, o görselde İran'ın teşekkür ettiği pek çok devletin bayrağı var ama bizim ay yıldızlı bayrağımız, Türk bayrağı yok. Fakat teşekkür edilen devletler listesinde Evet, Türkiye Cumhuriyetin adı geçti. Evet, bir yerde var, bir yerde yok. Evet, şimdi bu bir. İkincisi, Türkiye'de şimdi bir bir günlük ulusal yaz ilan edildi evet. ki ben onu yanlış bulanlardanım. Evet. Yani İran halkının bile önemli bir bölümünün evet. reisinin ölümünden sonra sevinç gösterileri yaptığı bir ortamda Türkiye'nin ulusal yaz ilan etmesi bence doğru olmadı. Ama İran tarafı peki, Türkiye'nin hangi büyük acısında milli yaz ilan etti? hiçbirinde milli yas ilan etmedi. İran resmi heyetleriyle en üst düzeyde Türkiye'ye geldiğinde, Ankara'yı ziyaret ettiğinde ulu önderimiz Atatürk'ün mozalesine gider, çelenk koyar mı, çiçek bırakır mı? Hayır. Anıtkabir ziyareti yapmazlar. Sadece efendim bizim geleneğimizde, örfümüzde, adetimizde böylesi bir ziyaret yoktur diye yapmazlar değil. Bunun yanında laik cumhuriyet karşıtlıklarından, Atatürk karşıtlıklarından dolayı da yapmazlar. Tabii, tabii. Onu tabii. da unutmayalım. Artı İran diskur olarak söylem bazında anti-Siyonizmi, anti Amerikancılığı, anti emperyalizmi yerinde dozunda, zamanında muhatabına göre kullanır. Ama şimdi varlığına karşı çıktıkları küçük şeytan dedikleri İsrail'le Şimdi büyük şeytan dedikleri ABD ile 1979 İran İslam devriminden evvel araların nasıl ballı börekli olduğunu da hepimiz biliyoruz. Peki şimdi hocam gerçekten bu kadar kötü mü araları yoksa e, çaktırmadan etmeden bir ilişki var mı yine Amerika ile sürdürdükleri? Elbette ilişkileri... E, pardon özür dilerim. İsrail çünkü bu olası savaş durumu 3. Dünya Savaşı'nın öncesine kadar taşıdıkları noktada... Bu savaşta birçok insana hikaye gibi geldi. Şimdi elbette İsrail'den başlarsak sorunun yanıtını sevgili Alper. İsrail'i bir varoluşsal tehdit olarak görüyor. Ama hmm. aynı İsrail'in varlığı da İran'ın kendi içinde halkının demokrasi, özgürlük taleplerini baskılamada, İran'ın kendi dışında Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen üzerinde nüfuz inşa etmede İsrail'in varlığını da pek verimli şekilde kullanıyor. İç politika dış politika. Da ayrı, da ayrı ayrı politikalar. de büyük şeytan diyor. Sürekli lanetliyor. ABD'nin savunma strateji belgelerinde İran en önemli ABD karşı devletlerden biri olarak anılıyor. ABD için de aynı şekilde söz konusu. Elbette. ABD'de Orta Doğu'daki varlığının gerekçelerinden biri olarak İran'ı gösteriyor. Ama aynı ABD ve aynı İran'ın hep üçüncü ülkelerde, Türkiye'de buna dahildir, temas içerisinde olduğunu, önemli gelişmeler olduğunda hep heyetlerle bir araya geldiklerini biliyoruz. Örneğin geçtiğimiz hafta İsrail medyası yazdı. Umman'da ABD ve İranlı heyetler bir araya geldiler. Bu krizin Orta Doğu'daki İsrail vahşetinin, mezaleminin, barbarlığının, katliamlarının daha da genişlememesi, İran'ın olayı daha da büyütmemesi, meselenin Orta Doğu çapına yayılmaması için ABD ve İran heyetleri Uman'da buluştular. Zaten protestolar gittikçe büyüyordu İsrail'in e, bu davranış ve tutumuna karşı. E, şimdi bakalım ne olacak bundan sonra ama bu İran'ın e, şu kaza Bundan sonraki işi ne kadar değiştirir, ne kadar değiştirir. İran'da Dünya ben rejimde bir çatlama beklemiyoruz. Çünkü İran rejimi, İran müesses nizamı, İran devlet aygıtı gerçekten güçlü. O anlamda bir devamlık, bir süreklilik olur. Evet, rejim içinde farklı odaklar vardır. Evet, İran'da bizim anladığımız anlamda siyasal partiler yoktur. Cepheler rekabet evet. ederler, Hizipler rekabet ederler. Bu gerilim, bu rekabet sürer. Ama İran devlet aygıtı askeriyle güçlüdür. Bürokrasisiyle güçlüdür. Diplomasisiyle güçlüdür. İran devletinde bir yalpalama olmaz. Yani İran'da devlet İran sokaklarından, İran halkının özgürlük taleplerinden daha kuvvetlidir. Ve onları zaman zaman ne kadar sert bastırdığını da çok iyi biliyoruz. Hocam içeriden bir e, karışıklık olabilir mi? Ben hani beklemiyorum. muhafızlarının durumu Eleştiriliyor. Hı -hı. İran'da devrim muhafızlarına yapılan yatırım eleştiriliyor. Ee, askeriyenin diğer ana kaynağına yapılan Hı -hı. yatırım eleştiriliyor. İçeride bir de şimdi şey var biliyorsunuz. Kaza olduğu anda hemen açıklamalar geldi. Hı -hı. İran devlet e, politikası aynen Hı -hı. devam eder diye Hamanay'ın açıklaması Hı -hı. falan geldi. Yani bir yandan da bu tartışılıyor. Acaba içeriden mi diyorlar. Çünkü suikast olduğu e, konusunda hani yarı yarıdan daha fazla bir Hı -hı. inanç var gibi. Ben de elbette kaza ihtimali çok düşük görenlerdenim. Elbette. Ölen Cumhurbaşkanı Reisinin Cumhurbaşkanlığı görevinden sonra Velayeti Fakih müessesesinin en tepeste gelmek istediği, yani mevcut isim Ayetullah Seyyid Ali Hamane'nin yerine gelmek istediği biliniyor. E oraya diken bir başka isim daha var. Larijani. Hmm. Oraya diken bir başka isim daha var. Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney. Yani o makamın çünkü hem dini hem siyasi bir makamdır o. Ve İran Devleti'nde onun etkisi, gücü, nüfuzu Cumhurbaşkanlığı'nın üzerindedir. Yani o makamın talibi çok. O makaba gözünü dikenler, Seyyid Ali Hamaney'den sonra o koltukta oturmak isteyenler... ...şüphesiz Cumhurbaşkanı'nın reisinin ölümünden kendilerince memnuniyet duyabilirler. Ama bu gerilim, bu rekabet, bu ayrışma askeriyede olmakla, poliste olmakla, iş dünyasında olmakla, ekonomide büyük ağırlığı olan vakıflarda, vakıf müesseselerinde olmakla beraber, devrim muhafızlarında olmakla beraber, hatta İran diasporası İran diasporası kulağını gözünü dikmiş Tahran'a bakmakla beraber, ABD, İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya elini oluşturup aman İran karısın diye beklemekle dua etmekle beraber İran'da rejimi çatırdatacak şekilde bir gerilim, bir kavga da olmaz. Peki hocam, e, halk sokaklarda ama halk gerçekten büyük bir kısmı e, şey bunun çok memnun bu durumdan evet. çok memnun. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani İran'da bir sosyal e, dönüşüme yol açar mı bu? Yoksa şey yine, yine baskılanır ister mı? İster birkaç yıl evvel hayat bağlılığına, enflasyona ilişkin olarak sokaklara çıkan İranlı yurttaşları ele alalım ister Mahşe Amini'den sonraki evet. kadın ağırlıklı protestoları ele alalım. İster rejimin baskıcı karakterine karşı, ceberrut karakterine karşı kadınların, gençlerin, üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği etkinlikleri ele alalım. Bütün bunlar demokrasi, özgürlük talebi adına var mı? Elbette güçlü bir şekilde var. Ama rejim hala varlığını muhafaza ediyor 79'dan bu yana. ABD ambargosu var, yaptırımlar var. Ama rejim hala varlığını muhafaza ediyor. Seçimlere katılma oranı giderek düşüyor İran'da. Hı hı. Ama rejim hala varlığını muhafaza ediyor. Bu olay yani, bir çatırdamaya neden olur mu? Ben neden olacağını düşünmüyorum. Peki ee, daha ileriki raddede radde yani insanların artık bakış açılarını değiştirdikleri ya da bir ayaklanma ayaklanma gibi bir şeylere kalkıştıkları bir şeye yol açmaz. E Şimdi ama bir etki olur mu? Geçtiğimiz yıllarda yaşandığı ve İran rejiminin ne kadar eli maşalı, ne kadar sert bir şekilde bu hareketleri bastırdığını gördük. İbrahim Reisi e özeline de baktığımızda <laughs> 79 İran İslam devriminden sonra onlar inkılabı İslami derler. İbrahim Reis'inin yaklaşık 5000 rejim muhalifinin, İslam devrimi muhalifinin ama idam edilmesinde ama kurşuna dizilmesinde en yetkili 3-4 imzadan birini olduğunu biliyoruz. Yani İbrahim Reis'i İran'ın kendi terminolojisinde, iç siyasetinde muhafazakar rejime, İran İslam İnkılabı'na, Ayetullah Hümeyne'nin öğretisine en sadık ve o konuda en sert önlemleri almaktan da geri durmamış bir isim olarak biliniyordu. Şey yani olayım. reformcu tırnak içinde, ılımlı tırnak içinde, liberal Mollalardan değildi İbrahim Reis. E. Tam tersine en katı, en muhafazakar Kanadın önemli isimlerinden biriydi. Asami e, Amin'in o olaylarında e, İran'ın ilk başta dünyada şöyle bir olay oluştu. İran değişiyor, dönüşüyor. İran'da ayaklanma çıktı, İran'da halk sokaklara indi. Ama e, dediğiniz gibi rejim başka durdu. İlk Tabii. başta sakin <laughs> Sükunet içerisinde kaldılar. Orada bir politik oyun oynadıkları söylenir. Orada kendi adamlarının önce şeyleri Hı -hı. başlattığı, olayları başlattığı, ondan sonra çekilip bütün muhalif unsurların ortada kaldığı, Hı -hı. ondan sonra da e, cezalandırmaların başladığı. Evet, Böyle doğru. politikaları bilen ve yapan bir ülke midir İran? E, tabii yani İran o anlamda devlet geleneği bu işleri çok iyi bilir. Ülkesi içinde de bu işleri çok iyi kotadır. Ülkesi dışında da bu işleri çok iyi kotarır. Peki hocam şey reisinin e, düştüğü kazada bir tabut hikayesi evet. var. 8 önce 9 öyle evet, açıklandı dokuz hatta onlar şehit dediler fakat dokuz baktık ki görsellerde evet. fotoğraflarda 8 cenaze 8 tabut var. Peki bu işin altında nasıl bir şey olabilir? İstihbaratçı olduğu söyleniyor işte koruması olduğu söyleniyor ama o isim niye açıklanmıyor ya da o, o cenaze niye? Çok izaha muhtaç yani tabi bu işler aynı zamanda misinformasyona, dezenformasyona, spekülasyona çok açık işlerdir. Ne dediler? Evet. Efendiler bir tanesi yaralı kurtuldu. o da pilottu. Baktı ki tablo çok vahim intihar etti. Ne dediler? İstihbaratçıydı. Kimliği açık olsun istenmedi. Ne dediler? Cumhurbaşkanı reisinin korumasıydı dediler. Yani başka başka iddialar da var. Ama şu anda elbette tablo önce dokuzdu. <laughs> Baktık ki sekiz cenaze, sekiz tabut var. Çok izaha muhtaç bir tablo. Peki hocam İran kültürü Perslerden gelen <laughs> bir kültür. Hani nasıl bir toplum yapısıyla karşı karşıyayız? Ben e, İran gerçekten çözülmeye muhtaç bir yer gibi çünkü kapalı olmasından dolayı o kadar da bilinmiyor e, ana erkek özellikler taşıyan bir toplum. Hı hı. Orada ama İran e, İran halkının da e, kültür seviyesinin gayet yüksek olduğu evet. söylenir ve bilinir. Bu konuda yani sosyolojik olarak böyle bir şeyi e, baskının altında yaşamayan ne ne kadar ve ne Nasıl dayanabiliyorlar? Şimdi İran kültürel olarak, tarihsel, siyasal olarak önemli bir devlet. Yani Fars ya da Pers diyelim, geçmişi birikimi olan bir devlet. Savaş deneyimli ordusu olan bir devlet. Şiilik ki adeta onların milli mezhebidir, önemli bir tutkal ki İran nüfusu içerisindeki İran'ın nüfusu bizim Türkiye'mizin nüfusundan 2-3 milyon daha fazladır. Çok ciddi Türk oranı olan bir devlet. Yani yaklaşık bir %40-45'lik hmm. bir Türk nüfustan bahsediyoruz. Fakat bütün bunlara alt alta baktığımızda, alt alta yazıp sonuca baktığımızda ABD'nin bütün çullanışlarına, Avrupa'nın bütün çullanışlarına rağmen İran'da milli ölçekte bir yarılma kotarlamadı. Mesela İran İslam devriminden sonra Avrupa'ya, ABD'ye, Kanada'ya çok ciddi bir İran dış göç verdi. Ve oralardaki insanlar nitelikli, birikimli, entelektüel düzeyi yüksek, eğitimli insanlardır. Keza İran işine baktığınızda ki ben çok da İran çalışmış ve İran'da da bulunmuş da bir arkadaşızın. İran'da sokakta gördüğün insanlar çok güzel şiiri bilirler. Çok güzel edebiyat bilirler. Çok güzel musikiden, sanattan anlarlar. Yani o anlamda İran toplumunun, İran ulusunun kültürü, entelektüel seviyesi yabana atılmamalıdır. Evet. Aralarında çok ciddi rekabet de olabilir. Daha özgürlük talepleri dillendirenlerle daha muhafazakar, rejime daha sadık olanlar olabilir. Aralarında çok ciddi yarılma da olabilir. Fakat İran geçtiğimiz yüzyılda hem birinci hem ikinci dünya savaşında hem Sovyet hem İngiliz işgali görmüş bir devlet olarak dışarıdan gelen tehlikelere, tehditlere karşı da aralarındaki ayrımı bir kenara koyup millet olabilerek, millet olarak, millet olarak durarak karşı koyabilen insanların ülkesidir. Mesela, Hayatta kalmayı biliyorlar. Evet onlar. mesela İran'da her zaman gündemde olan nükleer faaliyetler, bir nükleer silah sahibi olma iddiası İran İslam rejimiyle beraber başlamamıştır. Bunun evveliyatı vardır. Hmm. Mesela ne diyelim? Nükleer silah sahibi olma iddiası ister muhafazakar, ister reformcu, ister özgürlükçü veya demokrat, ister hatta solcu olsun İran'da bir zamanlar çok köklü güçlü bir hmm. komünist parti vardı. Sol Tude. Onların hepsinin milli hedefidir. Yani o anlamda İran'da milli bilinç, milli kültür yaşadıklarından aldıkları derslerden de dolayı hayli kuvvetlidir. Peki hocam bir yanda nükleer silah teknolojisi bir yanda düşen her 79 Tabii. Envantere girişti ve helikopter yani ve Amerikan menşeli Şimdi birkaç hafta yani. evvel Nasıl İran oluyor? biraz da göstere göstere biraz da dostlar alışverişte görsün misali İran'dan İsrail'e ihalar SİHA'lar, füzeler yolladı değil mi? Evet ama bugün şimdi gönderdik yarın sizde olacak videolar evet, şimdi. Onları yapabilen bir devletin Kendi Cumhurbaşkanının uçağına ulaşamadığını da gördük. Yani bu Şimdi bu gerçekten cevaplandırabildiğim bir şey değil. Bu gerçekten İran'ın karizmasını çizdi mi? Evet bu görüntüler gerçekten İran'ın karizmasını çizdi. Hocam e, ekonomiye geçelim. Bir tasarruf paketi geldiğine. E, mecliste su Suya varıncaya kadar evet. damacana su 110 lira olmuş. Tabii. 110 lira oldu. Ondan sonra e, suya varıncaya kadar bir tasarruf paketi, meclisteki meclis lokantasına. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Umarım ve dilerim ki devamı gelir ve bunlara katı bir şekilde harfi harfine uyulur. Peki Çünkü bu çözüm geçtiğimiz olur mu yıllarda olacağım? bu önlemler alınmış idi. Farklı dönemlerde. Hep iktisadi gerekçelerle, hep tasarruf önlemleri alına gelmiş idi. Demek ki onlara yeteri kadar uyulmadı ki bizim tekrar önümüze bir tasarruf dönemi geldi. Umarım bu kez uyulur. Ama ben uyulabileceği <laughs> konusunda çok da iyimser değilim. Hocam tasarruf tamam ama tasarruf tek çözüm mü? Değil elbette. Yani... E, o devede kulak. Yani, yani bununla ilgili konuşmak gerekiyor. mu biraz? Asıl yatırım, asıl istihdam, asıl ihracat, asıl arge... Asıl iktisadi dışsallık olmaz ise sadece tasarruf ile sadece damacana kullanalım plastik bardak, karton bardak kullanmayalım diyerek bir ülkenin iktisadi ölçekte toparlanması, devamında da büyümesi, gelişmesi mümkün değil. Evet, tasarruf tabii ki gerekli, tabii tasarruf ki yapılsın. Tasarruf gerek tabii ki şart her zaman yapılsın. Tasarruf gerek şart özellikle ama kamuda yeter şart değil. Tasarruf önemli, zorunlu ama Tek başına kurtarıcı da değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya e, başkanı ile bir araya geldi hı hı. ve yine anlaşmalar imzalandı. Roman, Romen vatandaşların hı hı. nüfus kağıdını kullanarak Türkiye'ye gelmesi, hı hı. turizme katkısı vesaire. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çünkü karşılıklılık ilkesine aykırı, aykırı. yine. Elbette yani nasıl İran'a ilişkin alınan bir günlük milli yaz, karşılıklılık ilkesine aykırı ise bize aynı vize kolaylığını göstermeyen bir devletin yurttaşlarına bizim vize kolaylığı göstermemiz de yine karşılıklılık ilkesine aykırıdır. Avrupa'da her yer için söz konusu olmaya Kesinlikle. başladı. Hiçbirisi bize vize vermiyorlar. Ama biz vize kapılarında haftalarca bekliyoruz. Ve her yere biz açığız. Evet yani maalesef bazen onurumuzu kıracak şekilde kapılarda bekletilmek. Onurumuzu kıracak şekilde sürekli bizden belgelerin efendim doğum belgesinin, banka hesap numarasının, eğitim bilgilerinin istenmesi söz konusuyken bizim büyüklü, küçüklü, irili, ufaklı ülkelere böylesi bir vize kolaylığı sağlamamız hem karşılıklılık yani eskilerin deyimiyle mütekabiliyet ilkesine aykırı hem de başta turizm geliri olmak üzere yurt dışından gelecek gelirlere ne kadar mecbur muhtaç olduğumuzun kanıtı. Evet. Banka hesaplarını bir de göstermek zorundasınız Tabii. oraya teminat olarak. En son konu e, Roma gezisi. Hı hı. Şanlı Roma gezisi. Evet. Şanlı Roma çıkartması hocam. Hı hı. Buyurun isterseniz çok fazla şey söylemeye gerek yok. <laughs> İmamoğlu bir gezi düzenledi evet. e, ve 40 kadar gazeteciyi hı hı. E, kiralanmış bir uçakla e, Roma'ya götürdü. 5 yıldızlı bir otelde ağırlandı ve bu tartışmalara yol açtı. Hı hı. Gazetelerin içinde yani gazetecilerin içinde hepimizin tanıdığı isimler var. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda nasıl bir tutum bir kere İmamoğlu açısından baktığımızda belli ki Sayın İmamoğlu ta 2019'dan beri kafasına koyduğu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda PR'ını yapmak istiyor. Ama bu PR'ı hangi bütçeyle yapacak? Şahsi bütçesiyle mi? Parti bütçesiyle mi? Yoksa milletin kesesinden mi yapacak? Bu açıdan bu çok sorunlu bir. İki, pek çok gazetenin, pek çok medya grubunun Roma'da temsilcisi var. Virgül. Yalnızca bir iki tane ajans muhabirini alıp bu işi kotarabilirdiniz. Virgül. Bazı medya organları bir değil, birden fazla isimle bu Roma seyahatine katıldılar. Virgül. Sabah gidilip, imza atılıp, hadi bir de bir öğlen yemeği yenilip, akşam dönülebilecek gezi orada bir yatılı geziye dönüştü virgül. Ruşen Çakır, Müge İplikçi örneğinde olduğu gibi karı koca giden meslektaşlar da var. Virgül. Bütün bunları alt alta yazdığımızda bir haber değeri var mı? Evet var. Ama bu kadar büyük kalabalık bir çıkarma yapmaya gerek var mıydı? İki, niçin medya organları yolladıkları muhabirlerini kendi bütçelerinden oraya yollamadılar? Ve en önemli sorulardan bir de şu acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumlara mı yazı gösterip bana bir muhabir eşlik etsin diye görevlendiriniz dedi. Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi isim isim mi Roma'ya götürmek istedikleri kişileri kurumlarından talep etti. Eğer bu söz konusu ise bu da meslek etiği işin mali boyutu yanında editoryal bağımsızlık. Haber kaynağıyla Temas ve mesafe düzleminde de çok sorunlu bir ilişkidir ve izaha muhtaçtır. Geziye gidenler aslında benim beraber çalıştığım isimler var. Arkadaşlık evet, evet. ettiğim isimler. isimler var. Öğrencim olan isimler var. İsmail Saymaz örneğinde olduğu Hı. gibi. Ama bu bu işin usulden ve esastan yanlış olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Senin de çok iyi bildiğin üzere tam da bu parapul ilişkilerinden dolayı İzaha muhtaç ilişkilerinden dolayı ben uzun yıllar muhabirlik ve köşe yazarlığı yöneticilik yaptığım gazeteden hayli de gürültü çıkararak çok da sert tepki koyarak ayrılmış bir arkadaşım. İlkeli bir davranış sergileyerek. Çünkü temas ve mesafe gazetecinin parayla, pulla, tabii, güç odaklarıyla, tabii, tabii. mesleki tabirle bu tür hanut gezilerle arasına büyük bir mesafe koyması. Gerçeği mesleğin ABC'sidir. Daha iletişim fakültelerinde sen bir iletişim fakültesi mezunusun. Tabii ki. Ben bir iletişim fakültesinin hocasıyım. İlk derste anlatılır. Bu para da olabilir. Bu pahalı bir hediye de olabilir. Bu böyle şaşalı debdebeli bir gezi de olabilir. Hangisi olursa olsun buna usulden ve esastan karşı çıkmak gerekir. Gazetecilik etiği açısından tabii ki zaten tartışmaya gerek yok bence olanı biteni. Ee, ama ben biraz... Öznel bir görüşüm var hocam. Sorayım size. Bence e, İmamoğlu bunu bu kadar insan, insanın gözüne girecek şekilde yapacak kadar e, düşünmeyen bir insan değil. Yeterince zeki bir insan. Bu işi bence e, bilerek ve isteyerek yaptığını düşünüyorum. Bu kadar büyük, bu kadar gösterişli, bu kadar insanı alarak, bu kadar da göz önündeki insanı alarak gitmesi, uçak kiralaması falan filan. Yani bunların eleştirilmeyecek olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Şurada e, yapmaya çalıştığı şey kendisine bir Cumhurbaşkanının hareketleri ve hı hı. şeyleri var ülkede. Biliyorsunuz hani tasarruf olmayan hı hı. itibar paketleri. İmamoğlu da kendisini böyle bir yerde böyle bir karşıtlıkta göstermek istiyor gibi geliyor bana. Yani eğer hani Cumhurbaşkanının uçağı var. Uçağında da binen gazeteciler var. Artık benim de uçağım var. Ah. Uçağıma binen gazeteciler Aynen var. Öyle. Şeklinde bir eşitleme yapıyorsa elbette bunu yapabilir. Kendi hakkıdır da. Fakat e bir politikacının, bir siyasetçinin bunun sonuçlarını da öngörebilmesi gerekir. Roma gezisinin sonrasında bu gezi İmamoğlu artı mı yazdı, eksi mi yazdı? O bilançoyu siyasetçinin yapması gerekir. Acaba eksi yazar mı ya da artı yazar mı? Yani biz tamam e, eleştiriyoruz ama halktaki karşılığı o mu sizce? Ben halkın bu tür gezilere bu tür şarşaallı, debdebeli, gösterişli gezilere, bu tür hanut gezilere prim vereceğini düşünmüyorum. Peki Türk halkının biraz güce güce yakın durduğu, gücü sevdiği konusundaki görüşlerine ne diyeceksiniz? Doğru ama e, o zaman 31 Mart yerel seçim sonuçlarının analizinde Tabii. ister Adalet ve Kalkınma Partisi, isterse muhalifler iktidar blokundaki oy kaybının sebeplerinden biri olarak da önemli sebeplerden biri olarak da bu kibiri bu gösterişi, bu şaşalı, debdebeli, pahalı arabalarla, pahalı tatillerle adeta yurttaşların gözüne sokulan amiyane tabirle o işleri haklı olarak göstermediler mi bize? Biz de öyle düşünmüyor muyuz zaten? Haklısınız hocam. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, Prof. ederim. Profesör Doktor Barış Dostay ile birlikteydik. Gündem 12 programında ben Alper Tulun. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.